İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İran İslam Cumhuriyeti'ndeki 4.4 büyüklüğündeki deprem Batı Ermenistan'ın Van şehrinde de hissedildi. JHM Vakfı ve TUMO'nun teknoloji eğitimleri alanındaki yeni programları Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'na sunuldu. Avrupa Birliği Avrupa'ya açılan kapıların Türkiye'den gelen göçmenlere kapalı olduğunu ifade etti. İdlib'de göreceli barış, sınır bölgelerinde saldırılar devam ediyor. Konstantinopolis'te tarihi bir şehri, Körler ülkesi 2500 yıllık tarihe ışık tutuyor. Arkeologlar, Artaniş'te yapılan kazı çalışmalarında M.Ö. 7-6. yüzyıldan kalma bebek iskeletleri ortaya çıkardı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Hoy bölgesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Batı Ermenistan'ın Van şehrinde de hissedildi. Bölge sakinleri arasında paniğe neden olan depremde ölü ve yaralılar mevcut değil. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, JHM Vakfı'nın kurucusu, hayırsever Lisa Grigoryan'ı ve TUMO Yaratıcı Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Marine Lu Papazyan'ı makamında kabul etti. Hükümet Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından Armen Press'e aktarılan habere göre, konuklar Başbakan'a Ermenistan Cumhuriyeti'nde, özellikle Gümrü'de ve Cumhuriyet'in diğer şehirlerinde, çocukların ve gençlerin teknolojik eğitimi alanında planlanan programları ve etkinlikleri sundu. Başbakan Paşinyan, hükümetin JHM ve TUMO tarafından uygulanan programlara önem verdiğini belirterek fikir ve girişimlerin ilginç olduğunu ifade etti. Nikol Paşinyan, TUMO'nun uluslararası arenada Ermenistan Cumhuriyeti'nin markası haline geldiğini ve hükümetin yakın gelecekte planlanan programlara verdiği desteği ifade ettiğini vurguladı. News.im tarafından Cuma günü bildirildiğine göre Avrupa Birliği polisler ve mülteciler arasındaki çatışmalar sonucunda Yunan ve Türk polislerinin birbirlerine göz yaşartıcı gaz kullandığı Yunanistan-Türkiye sınırındaki olaydan sonra Avrupa kapılarının Türkiye'deki göçmenlere kapalı olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Josep Borrell mesajında şunları söyledi. Sınıra yaklaşmayın, sınır kapalı. Sizi tehlikeye atabilecek durumlardan kaçının. Kapalı bir kapıda hareket etmekten kaçının ve lütfen insanlara gidebileceklerini söylemeyin. Çünkü bu bir yalan. Yunanistan-Türkiye sınırındaki gerilimlerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'deki İdlib mültecilerinin sorunlarıyla başa çıkamayacağı için kapıyı açtığı açıklamasından kaynaklandığını hatırlatalım. İdlib'de Türkiye ve Rusya Federasyonu devlet başkanlarının Moskova'da anlaştıkları ateşkes yürürlüğe girdi. Londra'daki Suriye İnsan Hakları Merkezi'nin verilerine göre Suriye'nin o bölgesinde göreceli barış hakim. Bu arada aynı kaynağa göre Suriye hükümet birlikleri İdlib sınırına yakın alanlarda devlet başkanı Bashar Asad'ın düşmanları konumunda bulunanlara saldırmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçları daha önce Suriye ordusu siperlerini hedef almış, resmi Türk kaynaklarına göre 21 Suriyeli asker öldürülmüş ve askeri teçhizat imha edilmişti. Türk tarafının askeri eylemleri Moskova müzakerelerinden önce gerçekleştirildi. Konstantinopolis'in Haydarpaşa Garı civarındaki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan Körler ülkesi olarak bilinen Kalkedon, Kadıköy antik şehrine ait buluntular bölgenin 2500 yıllık tarihini gözler önüne seriyor. Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar Kalkedon'a ait mimari kalıntılar, mezarlar, binlerce obje ve hamam ile 10 bine yakın sikke bulundu. Ayrıca kazıda M.Ö. 5. yüzyılda Azize Bassa adına inşa edilen bir kilisenin kalıntıları da bulundu. Kilisenin içerisinde yer alan bir alanda 28 insana ait iskeletler ortaya çıkarıldı. Geçen sene Ermenistan Cumhuriyeti'nin Artaniş'te yapılan arkeolojik kazılar sırasında antropolojik değerler keşfedildi ve şu an restore ediliyor. Milattan önce 7-6. yüzyıllara ait buluntular arasında bebek iskeletleri de var. Üçü çocuklara ait toplam 14 kafa tası kısmen restore edildi. Araştırma ve kazı ekibi geçen yıl biri tek kişiye, diğeri gruba ait olmak üzere iki mezar kazdı. Antropolog Hasmik Simonyan'a göre toplu mezarlıkta yaklaşık 30 insan iskeleti bulunduğu için bu durum özellikle ilgi çekti. Kazı ekibi bu yılda Artaniş'te kazı çalışmalarına devam edecek.
Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sayatnova grubundan eserler sunuyoruz. Eserlerin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.